kültürümüzü, örf adetlerimizi, geleneklerimizi yaşatmak için kadınlarımızın göz nuru, el becerisiyle bütün bu yapılan çalışmaların ne kadar değerli, ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha paylaşırken 78 farklı köyde bu çalışmaların Eğitim Bakanlığımızın desteğiyle yürütülmekte olduğunu memnuniyetle sizlere paylaşmak istiyorum. Kendi kültürümüzü, kendi örf adetlerimizi ve bu ülkede varoluşumuzu sürdürmek için eski kuşaklardan yeni kuşaklara bütün bu çalışmalarla bu kültürü aktarmak, yaşatmak ve dolayısıyla bu halkın erdemi, halk olmanın özelliği bütün bunları yaşayabilmek, bütün bunları anlatabilmek ve tabii ki ekonomik anlamda da bu ürünlerin pazarlanabilmesi, bu ürünlerin çeşitli farklı ortamlarda, turizm faaliyetlerinde de değerlendirilmesi fevkalade değerlidir. Bu ürünlerle kendi kadınlarımızın göz nuru, el becerisinin ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu her yerde paylaşıyoruz, bunu duyurmaya çalışıyoruz. Kıbrıs Türk kadını her zaman mücadelesini sürdürmüştür, her zaman üretebilmiştir, evinde anne olmuştur, zamanında mücahide olmuştur, zamanında ekonominin farklı alanlarında hizmetini sunabilmiştir. Şimdi de bu köy kurslarıyla kendi marifetlerini geliştirmek suretiyle ülke ekonomisine, ülkenin kültürüne, geleceğine büyük hizmetler vermektedirler. Tüm kadınlarımızı kutlamak istiyorum.